Muhittin Hocam, sizin katıldığınızı gördüm. Bir sorun olursa chatbox'tan beni uyarırsanız çok memnun olurum. Tekrar herkese merhaba. Sebebi COVID-19 gibi hani büyük bir felaket olsa dahi sizlerle mezunlarımızla tekrar bir araya gelmek gerçekten çok güzel. Çok istisnai bir dönemden geçiyoruz. Sağlığımıza büyük bir tehdit var ve bununla baş edebilmek için dünya yüzeyinde birçok insan karantina altında. Bunun tabii çok büyük ekonomik sonuçları var ve bugün bu konuları tartışmak üzerine buradayız. Çok büyük belirsizlikler var tabii. Her ne kadar çok iyi şeyde de paylaşımda da bir sorun yok sanıyorum, değil mi? Tamam, çok teşekkürler hocam. Çok büyük belirsizlikler var. Hem sağlığımızla ilgili, bu virüsle ilgili, hem de elbette bunun yarattığı ekonomik sonuçlarla ilgili. Her geçen gün tabii daha fazla bilgiye sahip oluyoruz. Ama henüz ne normal hayatımızın ne de ekonomimizin normalleşmesinden çok uzağız. Bunun da farkındayız. Ne kadar uzağız? İşte yani nihayetinde özellikle ekonomik sonuçları tartıştığımız bu akşam her şeyi belirleyecek olan da o olacak. Hala katılım oluyor. O yüzden ben biraz bu açılış kısmında zaman geçireyim ki hani bir takım slaytlar hazırladım, bir takım grafikler, tablolar. Onlara belki birkaç dakika sonra geçerim. Şimdi bu kadar büyük belirsizlikler altında daha çok yani hani cevaptan çok soruyla aslında tartışmak zorunda kalacağız bu ekonomik gündemimizi. Dünyanın bugüne kadar görmediği bir eş zamanlı bütün ülkeler tarafından yapılan açıklanan ekonomik tedbirler paketi de var. Hani böyle bir şey de dünya eş zamanlı olarak bugüne kadar yaşamadı. Bunun da çok büyük etkilerini göreceğiz. Ekonomileri tabii bu yavaşlama beklentisini bir şekilde preemptif bir şekilde yavaşlatmak, biraz duraksatmak adına yapılan şeyler. Ancak etkisi yeterli olabilecek mi? Yani olamayacağını herkes tahmin ediyor yeterli, ama bir şekilde pozitif bir etki yaratabileceği ümidiyle bu kadar büyük maliyetler altında giriyor devletler. Çünkü zaten ekonominin, dünya ekonomisinin özellikle bu salgından şu anda en çok etkilenir olarak gördüğümüz, izlediğimiz ekonomilerin zaten geçmişten gelen, daha 2008 krizinden gelen büyük yükleri var bütçelerinde, ekonomilerinde. Daha bunları atlatamamışken bu kadar büyük bir tehlike karşısında bu kadar ek maliyetler altına girmelerinin elbette hem kendileri için hem de bütün dünya için sadece kısa vadede değil, orta vadede, kesinlikle belki uzun vadede bir takım sonuçları olmaması da mümkün değil. Dolayısıyla konu çok büyük, ama daha üzerinde, yani daha çok su kaldırır diyelim, daha üzerinde çok tartışılacaktır. Sadece aylarca değil, yıllarca. Veriler netleştikçe çok çok daha derinlemesine analiz yapmak mümkün olacaktır. Ben bu akşam elimizde olan çok sınırlı veriyi geçmişten çıkarabileceğimiz derslerle biraz birleştirerek hani bundan sonra ne olabilir konusunda bazı düşüncelerimi sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Hani bir çerçeve çizmeye çalışacağım bu sorulara cevap ararken, hani nereden düşünmeye başlayabiliriz, nelere bakabiliriz diye. Şimdi tabii öncelikle belki şunu da hatırlayalım da en baştan.
yakın tarihimizde bir takım başka salgınlardan da bahsedebiliyoruz. SARS, MERS, işte domuz gribi, kuş gribi gibi salgınlardan. Nihayetinde şu anda bir salgının sonrası küresel ekonomiyi konuşuyoruz. Ancak bu yakın tarihimizdeki salgınlar salgın olarak çok büyük değillerdi. Bugünkü yani COVID-19'la kıyasladığımızda rakamsal olarak çok daha artık küçük kaldılar. Tabii ilk baştaki tartışmalarda bunun böyle olacağı tam olarak netleşmemiş olmakla beraber artık kesinleşti. Ama örneğin hani biraz daha geriye gidersek hani İspanyol gribini hatırlayabiliriz. İspanyol gribi 20. yüzyılın başlarında bu gerçekten büyük bir salgın. Bugünkü COVID-19 salgınından çok daha büyük sonuçları sağlığımız üzerinde, halkın sağlığı, dünya halklarının sağlığı üzerinde sonuçları olmuş bir salgın. Tabii ki tıp biliminin o günden bugüne kat ettiği mesafe burada çok önemli. O salgın, yani ölüm sayısı bakımından, bundan etkilenen insanlar bakımından son derece ağır bir salgın. Ayrıca normal şartlarda bir ekonomiyi de ya da dünya ekonomisi üzerinde çok derin etkileri olması da beklenebilecek bir salgın. Çünkü çalışma çağındaki nüfusu çok etkiliyor ve çok büyük ölümler var. Bu ölümlerin yarısı hani genç diyebileceğimiz en verimli çalışma çağındaki yaş grubunda yaşanan ölümler ne yazık ki. Fakat biz bu salgını hani baktığımız zaman bu salgın üzerine tabii çok yazılıp çiziliyor ama öyle çok büyük bir küresel çöküş, büyük bir ekonomik sonuçlarla birlikte tartışılmıyor. Daha çok bunun işte hani sosyal etkileri gündeme geliyor. O savaş sonrası döneme denk gelmiş olması, savaşın yarattığı yıkımın üzerine böyle bir salgın felaketinin gelmiş olması vesaire. Hani dünya için son derece acı bir tecrübe. Ancak büyük bir küresel ekonomik çöküşü beraberinde getirdiğini söylemiyoruz. Hani rakamlara baktığımızda doğrusu böyle bulgular da yok. Hatta bazı ülkelerde, bazı sektörlerde hani negatif değil pozitif ufak da olsa pozitif etkisini bile görebiliyoruz. Dolayısıyla o açıdan da hani salgınlar olarak baktığımızda hani son 100 yılda bir eşi benzeri aslında görülmemiş bir salgının küresel ekonomi üzerinde böyle büyük bir şok yaratma beklentisi içinde olmamız. Şimdi bu tabii ki sadece bir beklenti değil, beklentiden öte bir şey. Çünkü sonuçlarını görmeye başladık. Bir defa devlet eliyle ekonomiler durduruldu. Bazı sektörler kapatıldı. Şimdi bu da daha önce tabii ki görülmemiş bir şey. Ve bu bir krize bizi sürüklüyor. Demek ki bu kriz aslında devlet eliyle yaratılan bir kriz, devletler eliyle yaratılan bir kriz. Daha önce hani biz krizleri tartışırken ki bugün işte bu iki krizle kıyaslayarak ben bir çerçeve çizmeye çalışacağım. 2008 krizi ve büyük buhran ile. Bu krizlerde tabii ki hani devletlerin, yönetenlerin rolünü tartışıyoruz. Ancak genelde hani yapmadıklarıyla tartışıyoruz. Ve hiç veya bazı yaptıkları şeylerin de hani krizi derinleştirdiğini söylüyoruz, belirtiyoruz ancak bunu bilerek ve isteyerek yaptıklarını hiçbir zaman söylemiyoruz. Bu halbuki burada bu şu anda konuştuğumuz COVID-19 sonrası ekonomik krizde devletlerin bilerek ve isteyerek ekonomilerini durdurduğunu ve bunun bir krize, ekonomik krize dönüşeceğini bile bile bunu yaptığını söylüyoruz. Hani bu açıdan da istisnai bir ekonomik olayı tartışıyoruz. Dünya açısından. Şimdi isterseniz bir çerçeve çizmek adına bir yerden başlamak lazım. Bir çerçevede düşünmek lazım. Bu kadar büyük belirsizlikler altında. O yüzden büyük buhrandan başlayalım. Ve tabii büyük buhrandan başlarken ABD ekonomisine bakmamız gerekiyor. Çünkü bu ABD'de ya, Amerika'da çıktı. Ve en büyük felakete de Amerika'da yol açtı. Şimdi bu COVID-19 sonrası dünya hakkındaki korkularımızı ifade ederken işte 2008'den
eskiden daha felaket olacak. Hatta yeni bir büyük buhran geliyor. Bu tür ifadeler kullanıyoruz. Dolayısıyla 2008 küresel finansal krizin çok önemli bir ekonomik olay olduğunu dünya ekonomisi açısından baştan kabul ediyoruz. Ama büyük buhranın bunun kat be kat ötesinde bir büyük felaket olduğunu ekonomik açıdan, dünya ekonomisi açısından da kabul etmiş oluyoruz. Şimdi ilk başlarda bu işte ilk salgın aylarında küresel finansal kriz kadar kötü olacak laflarını duyarak başladık. İşler ilerledikçe, ekonomiler kapandıkça, virüs durmadıkça, sayılar arttıkça 2008 küresel krizini ki büyük buhranın bir benzeri geliyor demeye başladık. Bunu diyenler giderek çoğalmaya başladı ve devlet, yani bakanlar ağzından bu tür ifadeler duymaya başladık. Bunu yani bir aydır, 1,5 aydır bu ve benzeri ifadeler duyuyoruz. Şimdi büyük buhran, dolayısıyla büyük buhran benzer bir felaket derken tam olarak neyi kastediyoruz? Bu grafikte ABD ekonomisinin reel büyümesinde mavi çizgi büyüme oranı, kırmızı çizgi üretim, endüstriyel sanayi üretimi ve enflasyon. Üç veriye bakıyoruz. Şimdi büyük buhran dönemi aslında bir 10 yılı kapsayan bir dönem ve daha uzamamasının sebebi de İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmış olması. Dolayısıyla hani 5-6, bu grafikteki 5-6 yılla sınırlı bir olay değil, ancak dip noktası burada, hani bir dip noktası varsa çöküşün, işte 32'nin sonu, 33'ün başı diye düşünüyoruz. O yüzden o döneme ben biraz odaklanmak istedim. Bir de şu anda hani korkularımızı konuşurken ve ekonomiyle ilgili beklentilerimizi konuşurken, küresel ekonomiyle ilgili bir 10 yıl sonrasını pek azımız düşünüyor. Ama birçoğumuz da birkaç aydan ötesini düşünmek zorunda hissediyor kendini. Yani hepimiz farkındayız ki bu birkaç ay sonra tersine döndürülebilecek bir süreç değil. Orta vadede bir takım sonuçları olacak. O yüzden yani bir 5-6 yıllık zaman diliminde bu krizlerle bir kıyaslama yapmaya çalışmak bana anlamlı geliyor şu aşamada. Şimdi reel büyüme oranına bakarsak Amerika'da 2000 büyük buhranı bir borsada bir çöküş tetikliyor. Hani başlangıç, her şeyin bir krizin bir çıkış noktası, bir başlangıç noktası olmalı elbette. Şey için, büyük buhran için de biz bunu Ekim ayının sonunda 1929'da, 24 Ekim yanlış hatırlamıyorsam, büyük bir kayba bağlıyoruz. Şimdi bunun ardından ilk etapta, ilk yıl içinde 1930 yılında bu grafikten de gördüğünüz üzere reel gayri safi yurt içi, yani reel büyüme diyelim, gayri safi yurt içi hasılanın büyümesi burada negatif 8,5'u görüyoruz. Bu çok büyük bir rakam şey için, hani Amerika ekonomisi için. O dönemde Amerika ekonomisi küçük bir ekonomi değil. Bu kadar büyük bir ekonomi olmamakla birlikte o kadar küçük bir ekonomi değil. Bir 1931'de hala çok büyük bir negatif görüyoruz. %6'lar bu sefer, ama 6-6,5 yalnız hala çok büyük bir daralma. 1932'yi biz dip noktası olarak düşünüyoruz. Sonu daha doğrusu 32'nin, 33'ün başı, ama burada yıllık verilerle 32 diyelim noktası olarak. Burada gene büyük bir daralma, %12 boyutunda bir daralma. Buradan kırmızı çizgiyle bunun tetiklendiğini öngörmek mümkün sanıyorum. Kırmızı çizgi endüstriyel üretimdeki, sanayi üretimindeki daralmayı gösteriyor. 1930'da %17 daralıyor. 31'de %17 daralıyor. 32'de %22 daralıyor. Ondan sonra baz etkisiyle de daha, yani büyük bir sıçrama gibi görünüyor bize. Elbette bu 3 yıl içinde yaşanan kayıpların telafisi mümkün değil, yapılamaz. Bir artıştan söz edebiliyoruz. O yüzden de dip nokta olarak işte bu sanayi üretiminin artmaya başladığı noktayı söylüyoruz. Şimdi büyüme de
bundan hemen değil ama bir yıl sonra pozitife dönüyor. Büyük buhranı tartışırken ve büyük buhranın yarattığı tahribatı sonrasında gerek Amerika'da olsun gerek diğer ülkelerde fiyatlar önemli bir yer tutar. Enflasyon önemli bir yer tutar. Tabii burada enflasyon değil bir deflasyon görüyoruz Amerikan ekonomisinde. Fiyatlar görüyorsunuz sıfırın yani tüketici fiyatlarındaki yani negatif bir enflasyon yani deflasyonist bir süreç. Ve uzun yıllar değil mi? Hani yani bunun pozitife tekrar enflasyon görmemiz, bizim fiyatlarda yükselme görmemiz 1934'leri buluyor. Dolayısıyla uzun bir deflasyonist süreç. Bu niye önemli? Deflasyon bizim için niye önemli? Çünkü talepte bir canlanma olmadığını söylüyor bize. Yani enflasyon talepte canlanma olmadan biz bir enflasyon ekonomilerde göremeyiz. Şimdi burada işsizliğe bir bakalım. Çünkü hani bu büyük buhran neden bu kadar büyük bir yani felaket, büyük edebiyat eserlerine konu olmuş, çok önemli filmlere konu olmuş. Yani ABD, Amerika için tam bir travma. Sadece ekonomik bir travma değil, hani büyük bir sosyal travma da unutulamayan bir travma. Şu andaki işte başlarına gelen felaketi anlamaya çalışırken de referans verdikleri en büyük felaket tarihlerindeki, yakın tarihlerindeki. Çünkü bunu da hemen işsizlik oranıyla anlamak mümkün. Şimdi burada biraz önce aslında yansıttığımız rakamların bir benzeri ama burada gene büyüme var, gene üretim var, sanayi üretimi var, gene fiyatlar var, enflasyon var ama bu sefer burada endeks değerleri var. 1929'u 100 olarak kabul ediyoruz. Başlangıç noktasını işte Wall Street'teki düşüş anındaki değerleri ve bundan sonra ne oldu? O endeks değerleri bize onu gösteriyor. Şimdi isterseniz önce bir enflasyona sizliğe bakmadan önce bir şeye bakalım. Üretime. Şimdi üretimdeki düşüş endeks değeri 100 ise bu Wall Street'teki kayıpların olduğu gün kaça kadar iniyoruz? Değil mi? 50'lere yaklaşıyoruz. 55 seviyelerine kadar burada 54-55 seviyelerine kadar iniyor. Neredeyse yarı yarıya düşüyor sanayi üretimi. Bu dip nokta dediğimiz nokta. Sonra toparlanmaya başlıyor. Ama toparlanması yani 1929'daki seviyesine gelmesini görüyorsunuz 1936'yı buluyor. Yani 4-5 yıl küçük bir ekonomide yaşamak, daralmış bir ekonomide yaşamak çok çok birçok çalışan için özellikle çok zor zamanlar anlamına geliyor. Büyüme, reel gayri safi yurt içi hasıla, gene o da ekonominin ne kadar küçüldüğünü nihayetinde nedir gayri safi yurt içi hasıla? Üretilen, bir ülkede üretilenin değeri reel anlamda. Bunun da 29 daralma işte 32'ye 30 kadar devam ediyor. 33'e kadar sıfır büyüme neredeyse. Biraz negatif ama 33'te. Hani küçük bir negatif. Daha sonra büyüme başlıyor. Ancak 1929 seviyesine gelinmesi görürsünüz burada gene 1936'yı buluyor. Fiyatlar demiştik. Büyük buhrana bakarken fiyatlar çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü bu deflasyon süreci talebin ne kadar uzun süre ölü kaldığını bize anlatıyor. Görüyorsunuz fiyatlarda bir toparlanma göremiyoruz bile. Değil mi? Yani İkinci Dünya Savaşı'na girdiği bu 41 Amerika'nın girdiği tarihler İkinci Dünya Savaşı'na toparlanma görmüyoruz o ana kadar. Ki hani bu üretimdeki olsun gerek üretimde gerek bunun Amerikan bunun yansıması olarak gayri safi yurt içi hasıladaki düzelme biraz da savaş ekonomisi nedeniyle yani İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Amerika'nın biraz daha geç girmesiyle ilgili bir iyileşme. Şimdi işsizlik oranına bakalım ve neden Amerika için büyük buhran gibi bir felaket lafının bu kadar korkutucu olduğunu görelim. İşsizlik 1929'da sağ eksene bakacağız bu sefer. Oldukça düşük, değil mi? %3,5, 4 dolaylarında. 1930'da bir yıl içinde neredeyse %10'a yaklaşıyor, %8,5'lara varıyor.
Bir yıl sonra 1931'de %15'i buluyor. Ondan sonra bir yıl sonra 1902'de 22'ler, 1933'te %25'i buluyor. Şimdi %25 bir hayal edin. Gerçi Türkiye'deyiz. Sizler de hani Türkiye'de de krizlere aşinayız. Sizler de birçoğunuz kriz ortamlarında mezun oldu. Dolayısıyla gündeminizde sanırım bu krizler oldu ve Türkiye'de tabii kalıtsal olarak son 10 yıllarda bu işsizlik sorununu daha öncesinde de var ama özellikle son 10 yılda işsizlik konusunda hakikaten tam bir felaket senaryosu. O yüzden belki sizlere o kadar şaşırtıcı gelmiyor bu rakamlar. Yani şöyle diyeyim, Türkiye kadar kötü. Ama hatta Türkiye'den daha kötü. Şu anda biz genç işsizliğinden bahsederken Türkiye'de işte %25 gibi rakamlar telaffuz ediyoruz. Şu anda hani daha normal işsizlik oranı tabii ki hani TÜİK'in oranlarının biraz her şeyi yansıtmadığını kabul etsek de hani %13 gibi rakamlardan bahsediyoruz. 13-15 yani %25 demek her dört kişiden birisinin işsiz olması demek ve bunlara bağlı kaynaklarının, bunların dependentları dediğimiz bağımlılarının dolayısıyla ekonomik şartlarındaki bozulmayı siz tahmin edin. Tahribat zaten buradan ortaya çıkıyor. Şimdi bu sanayideki üretim işte şu seviyeye indi, yarı yarıya indi derken belki de bunun ne anlama geldiğini anlamakta zorlanıyoruz. Burada başka ülkelere de bakıyoruz. Çünkü büyük buhran sadece Amerika'yı etkilemedi. Buradan dalga dalga bütün ülkelere yayıldı. Bütün demesem bile demek tam doğru olmamakla birlikte çok fazla ülkeyi büyük oranda etkiledi. Şimdi Türkiye'de dedik krizlere aşinayız biz. Türkiye'de de tabii krizler olduğunda ekonomi daralıyor, üretim daralıyor. Şimdi bu rakamları kıyaslamak adına örneğin 2001 krizi belki bizim için bir nevi hani büyük buhran tam kıyaslama doğru değil ama biz hep ekonomide krizleri anlatırken hep 2001 krizini hani Türkiye'nin yakın tarihinin demeyelim hatta yani gördüğü en büyük kriz olarak tanımlıyoruz. Çünkü daha önceki krizler daha kısa süren krizler şu anlamda toparlanma hızlı oluyor. 2001 krizi bizim en uzun süre resesyonda kaldığımız kriz oldu. Toparlanması ekonominin çok uzun sürdü ve geriye gelmedi. 2001 öncesine gelmesi de çok 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 uzun sürdü. Birçok insan için hiçbir zaman 2001 öncesine dönmek mümkün olmadı. Çalışanlar için söylüyorum ve bazı sektörler için söylüyorum. Şimdi 2001 krizinde biz Türkiye'de örneğin üretim endeksi, sanayi üretim endeksi ne kadar düştü diye düşünürsek 2001 krizinde %8 düşmüştü. Ertesi yılda hop %15 yükseldi. Yani bir yıl düştü. Ertesi yıl baz etkisiyle o kaybı bile geri aldı. Hatta biraz büyüdü. 98 Türkiye için kötü bir yıl. Sizler hatırlamazsınız ama hani bizim bir şekilde 2000'deki seçimler, 2001 krizi falan hepsi 97-98 yılında Türkiye'nin içinde bulunduğu kötü ekonomik döneme biraz da bağlanır. 97'de bir kriz olmuştu, Asya krizi ama Türkiye direkt bu krizden etkilenmedi ama eş zamanlı olarak bir Türkiye'nin zor bir ekonomik dönemi var. Burada da %11 düştü bir yıl içinde sanayi üretimi. Ertesi yıl ama pozitife döndü. Çok büyük bir artış değil ama pozitife döndü. 94 Türkiye için gene çok önemli bir krizdi. Bir finansal krizdi. Gene bir dövizle alakalı devalüasyon getiren önemli bir krizdi. %10 düşmüştü sanayi üretim endeksi. Ertesi yıl %15 artmıştı. 2009'da bu küresel finansal kriz diyoruz. Hani Türkiye'yi teğet geçti dedik. Ama %9 düştü 2009 yılında sanayi üretim endeksi Türkiye'de. Ama ertesi yıl %13 arttı. Yani şimdi Amerika'da bu büyük buhranı düşünün. 10-17, -17, -22, 3 sene boyunca böyle daralma hakikaten şey değil. Yani oldukça önemli bir
ekonomik gösterge. Hani bizim krizlerimizde yaşadıklarımızın kat ve kat ve kat üzerinde bir daralma. Şimdi o dönemde sadece ABD'de olmamış tabii bunlar. Bu tabloda belki okuma şansınız olmuştur. İşte Fransa, Almanya, İngiltere bunu şey yapamadım. Kusura bakmayın, biraz hızlı hazırlandım. Görüntü aldım bu makaleden. Dip noktayı görüyorsunuz. Yani Amerika'da tabii büyük bir dip var ama Almanya'nın da o kadar hemen hemen eş zamanlı olarak o kadar etkilendiğini görüyorsunuz. Fransa o kadar olmasa bile yine de büyük kayıplar, değil mi? Hani 1929-100 kabul edildiğinde sanayi üretimindeki düşüşlerden bahsediyoruz. Yani Fransa'da %20 noktada, Amerika'da görmüştük %46, bu tabloda da var %46-47. Ama örneğin İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta öyle bir şey görmüyoruz. Orada biraz hafif atlayan bir düşüş var ama az bir düşüş var. Tabii ki bunun açıklaması var. Neden olduklarını burada buna girmeyelim ama bir şekilde bazı ülkeler etkilenmeden atlatabildi ya da daha az etkilenerek. Ama görüyorsunuz Almanya %42, Fransa %31 düşmüş. Yani en tekrar toparlanma başlayana kadar büyük buhranda. Kanada tabii ekonomiye çok bağlı, o zaman da %42, Çekoslovakya %40. Yani bunlar büyük buhran hakikaten bizim o yaşadığımız bu büyük krizlerle kolay anlayabileceğimiz bir boyutta kriz değil. Fiyatlar gene dedim büyük buhranda bir bu talep üzerindeki yani talebin uzun süre ölü kalması fiyat en büyük göstergesi biz fiyatlar. Burada görüyorsunuz fiyatlar da diğer ülkelerde benzer bir şekilde deflasyonist bir seyir izliyorlar. Yani ve şeyin seviyesine çıkmıyorlar. 1929 seviyesine çıkmıyorlar uzunca bir süre. Şimdi biz de burada bu krizi analiz ederken birazdan geleceğim. En çok talepten korkuyoruz. Evlere kapandık ama insanlarda büyük bir korku var. Herkeste de şöyle bir beklenti var. Bu tekrarlayabilir. Aşının bulunmasına daha var. Önümüzdeki kış grip sezonunda, influenza sezonunda, bir de üzerine korona bindiğinde ne olacak? Maliyetler artacak mı? Bir de her zaman tabii ki işte sağlıkçıların söylediği, ne bileyim, hani bu virüsün bir şekilde mutasyona uğrama tehlikesi de var. Her ne kadar bunu görmemiş olsak da, ama bazı korkularımız var ve bu endişelerimiz hemen bizim ekonomiler açıldığındaki açılma sinyalleri gelmeye başladı, açılma kararları verildi. Tabii açılınca neler olacak onu tam bilmiyoruz. Galiba ekranda görüntü kayboldu mu acaba? Benim Collaborate ekranımda slaytlar görünmüyor. Okey, ben tekrar o zaman paylaşayım ekranımı. Evet, şimdi geldi sanıyorum. O yüzden yani talep üzerinde kolay aşamayacağımız bir negatif etkisi olduğu için bu kadar korkuyoruz. Ve ikinci bir sebebi de talep üzerine niye böyle bir etkisi? Sadece psikolojik değil elbette, işsizlik. İşsizliğin ne kadar arttığının farkındayız. Şimdi rakamlara bakacağız. Çok, yani bir takım rakamlar şu an elimizde var ama işsizliğin de arttığını dair düşüncelerimiz var, duyumlarımız var ama istatistiklerde daha büyük bir işsizlikte artış pek görmüyoruz. Sebebi de ortada, tedbirler. Çünkü bütün ekonomiler bir şekilde işsizliğin zirve yapmaması için işi olanları koruma adına bir takım önlemler açıkladılar. O yüzden hani bir şekilde işsizliğe dönüşmesi kısa vadede engellendi. Ancak bunun kalıcı olarak sürdürülüp sürdürülemeyeceğini bize tam olarak belirlemiyor. İkna olmuyoruz bu konuda. Ve kişiler de en azından işlerini kaybetme korkuları kendilerinin olmasa da belki yakınlarında, belki bu salgında olmasa bir sonraki salgında, çünkü bundan sonraki salgınlarda konuşuluyor. Bir yandan biz bu salgını, Covid-19'u konuşurken, aşı konuşurken, bundan sonra salgınların yine olabileceğini de konuşmaya başladık. Dolayısıyla talep üzerinde ciddi bir baskı ve endişe var. İşsizlikten de
kaynaklanabileceğini öngörebildiğimiz. Şimdi isterseniz 2008 krizine gelelim. Şimdi tabii belki bunu şunu da aklımızda tutmakta fayda var. Bu eski krizlere bakarken biraz boyut olarak, yıkımın boyutu olarak bu krizlere bakıyoruz. Ancak diğerleri tabii büyük buhrandı. 2008 krizi de ekonomik bir kriz. Sebebi de bir takım ekonomik dengesizlikler. Ekonomi içerisinde yani ekonominin kendini bir şekilde krize sokması. Şimdi bu Covid-19 krizi bu şekliyle ayrılıyor bu diğer krizlerden. Çünkü devlet eliyle yaratılan bir kriz. Niye yaratılıyor? Çünkü sağlığımıza bir tehdit var. Bunu önlemeye çalışıyoruz. O nedenle bu önemli bir fark. Şimdi bunun sonrasını konuşurken de bize yol gösterici olabilir ve önemli olabilir. Şu açıdan eğer şimdi gerek büyük buhran gerekse biraz sonra 2008 krizine bakacağız. Bu krize neden olan şeyler ekonomideki dengesizliklerse o zaman bu dengesizlikler ortadan kalkmadığı müddetçe zaten krizden daha iyi bir noktaya gitmek mümkün olmayacak. Bunu düşünebiliriz. Bu Covid-19 krizinde ise hani ekonomik büyük bir dengesizlik yoksa o zaman tamam hani bu virüs bizi tehdit etmeye devam ettiği sürece bizim için bir tehdittir. Ekonomilerin belki durması gerekiyordur. Durduğu zaman belki bu işsizliğe de neden olacaktır. Talepte de düşüşe neden olacaktır. Belki deflasyona da neden olacaktır. Ancak nihayetinde ekonomiler sağlam ve bu aşı da 1,5 yıl sonra bulunacak veya işte insanlar virüse karşı bağışıklık kazanacak. Dolayısıyla tekrar ekonomi rayına kolay oturur. Hani böyle bir olumlu çerçeveden bakmamıza sebep olabilirdi bu önemli farkı üzerinde durmak. Ancak bunu da pek yapamıyoruz. Bunun sebeplerine daha detaylı gireceğiz ileride. Çünkü 2008 krizi çok yakın. Şu anda birçok ülke Covid-19 krizine yakalandığında daha 2008'in krizinin etkilerini atlatamamış durumdaydı. 2008 krizine neden olan dengesizlikler hala ya yani hatta artan oranda dünya ekonomisini zaten tehdit ediyordu. Finansal kriz zaten tartışılıyordu bu dengesizliklerden kaynaklanan. O nedenle öyle bir olumlu perspektifle de maalesef olaya yaklaşamıyoruz. Şimdi isterseniz bir 2008 krizine bakalım. 2008 krizi tabii artık şeyin yanında hiç kalacak diyoruz bu Covid-19 krizinin yanında. Burada Almanya, İtalya, işte gene ABD var, Birleşik Krallık var ve Çin var. Bu gördüğünüz mavi alan ve oradaki dip, burada büyüme oranlarına bakıyoruz. İşte küresel finansal krizi aman şey yaptım dur geriye alayım. Küresel finansal krizin dönemini bize gösteriyor. Eş zamanlı olarak işte ülkelerin büyüme oranları düşüyor, negatif oluyor ve hani azımsanacak rakamlar değil, büyük negatif rakamlar ama kıyaslayacak olursak da büyük buhrandaki rakamlardan da yani oldukça daha iyi ve sürede görüyorsunuz toparlanma süresi çok daha hızlı. Hemen 2 yıl içinde ekonomilerin toparlandığını, tekrar büyümeye başladığını görüyoruz. Çin burada çok hızlı büyüyordu o dönemde. Çin ekonomisi 2008 krizinden etkilendi ama negatife dönmedi hiçbir zaman büyümesi. Sadece yavaşladı büyümesi. Ama bu büyümesindeki yavaşlamanın da kalıcı olduğunu görüyoruz. Çünkü Avrupa ve Amerika tabii hani önemli pazarlar Çin içinde. 2008 krizinin boyutu dolayısıyla bak bizim için şeyden çok daha farklı, büyük buhrandan oldukça farklı. Ama makroekonomik göstergelerle görebiliriz küçük bir kriz değil. Şimdi bu G7 ekonomilerine etkisini özetliyor bu tablo. Gayri safi yurt içi hasılada %4,4 oranında bir daralma. Bu rakam
Biz hani Türkiye ekonomisinde biz çok daha oynak büyüme oranlarına alışığız. Bu bize büyük bir negatif büyüme ya da büyük bir daralma rakamı gibi gelmeyebilir ama B7 ekonomileri biliyorsunuz olgun ekonomiler. Olgun ekonomilerin büyüme oranları bizim gibi ekonomilerin büyüme oranlarından çok daha küçüktür. Mutlak değer olarak. Dolayısıyla negatif değerleri de mutlak olarak bizden küçüktür. Zaten az olur negatif değerler. O yüzden o çerçevede büyük bir daralmayı işaret ediyor. Ama büyük buhranla tabii ki kıyaslanamaz. Yine imalat sanayinde %20 bir küçülme. 2000, yani bu 2 yıllık dönemde 2008-2009'da. İhracatta yine büyük bir daralma. Esas tabii finansal kriz, esas borsalarda büyük kayıplar %45. İşsizlik oranında %10 bir artış. Şimdi büyük buhranda çok daha büyük bir artıştan biz bahsediyoruz işsizlik oranlarına bakınca. Enflasyon ve de bu ilginç işte. Hani büyük buhranı ve küresel 2008 krizini farklı yapan çok önemli bir gösterge enflasyon oranı. Deflasyon yok ama eşiğindeyiz. Yani bu ülkelerde %1 enflasyon, yani eşiğindeler, düşmemişler deflasyonist bir döneme, ancak eşiğine gelmişler ve eşiğinde kalmışlar. Bu da üretim endeksi. Çok fazla ülke koydum. Bu grafikle bayağı oynadım ama en sonunda bu kadar azaltabildim ülkeleri. Okumak biraz zor, önemli değil o detaylar. Burada gene şu anda 2008 krizinden en çok etkilenen ve bugün Covid-19 krizinden en çok etkilenen ülkeleri görüyoruz. Burada işte İngiltere var, Amerika var, İspanya var, İtalya var, Almanya var, Fransa var. 2008-2009'u işte benim cursor'ım galiba görünemiyor ama aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzdur negatif rakamların yoğunlaştığı yer. Eş zamanlı olmuyor ülkelerde ama birbirinin peşi sıra bu aylık veri o negatif değerler gösteriyor. Yani sanayi üretimi daralıyor ama sonra artıyor, sıfırın üzerine çıkıyor. Hani üretimde büyük bir yavaşlamadan bahsedemiyoruz. 2008 krizinde. Göremediniz mi hocam o slaydı? Siz etki slaydını, grafik gelmedi. Okey. O zaman ben tekrar isterseniz tekrar ekranımı bir güncelleyeyim. Şimdi mi değişti? Ama şimdi de ben de bir sonraki slayda geçmiştim. Bir geri gideyim tekrar. Sanayi şimdi geri de gidemedim. Evet, benimki de takıldı sanki. Tamam, şimdi galiba sana yok. Gene mi? Gene gitti. Ben isterseniz güncelleyeyim. Burada bir sorun var şu anda. Şimdi sanayi üretimi ama ülkeler bazında onu görüyor muyuz? Evet, tamam. Sanayi üretim endeksi ve Avrupa ülkeleri, Almanya, Fransa, Amerika gibi. Dediğim gibi biraz kalabalık bir slide. Ancak negatif noktaları görmeniz açısından sanırım şeyi yapıyor. Yani vermek istediğim noktayı veriyor. Şimdi biraz güncel rakamlara geçmek istiyorum. Şimdi bu tabii güncel rakamlar aylık olarak geliyor. OECD'den aldım karşılaştırılabilir olması açısından bu rakamları. Çok fazla sayıda rakam elimizde yok ama
sanayi üretimin hakkında şu anda elimizde olan rakamlar. İşte gene Almanya, İtalya ülkeleri görüyorsunuz. Şimdi COVID-19 krizi ülkeleri ne zaman etkilemeye başlıyor? Çin etkilendiği zaman etkilemeye başladı. Çünkü tedarik zincirinde bir takım aksamalar olmaya başladı. Ama esas büyük etki karantina uygulamaları başladığı zaman ortaya çıkıyor. Ve bu da farklı tarihlerde oldu. Bu tablodaki ülkeler için bile farklı tarihlerde oldu. Burada Ekim ayı, Kasım ayı, işte Aralık, Ocak, Şubat, Mart 6 aylık toparlayabildiğim veriler. Bütün ülkeler için bu veri yok. Mart ayı rakamı sadece Amerika için var. Görüyorsunuz çok büyük bir azalma var. Yani bu oldukça önemli bir aylık bazda azalma. Eksi 5'in üzerinde değil mi? 6,5 gibi bir şey. 5,5 oranında bir azalma. Kore rakamları son 2 ayda gene büyük azalmalar gösterebiliyor. İtalya'nın bazı aylarda büyük negatifleri var ama sonradan toparlanmalar var. Biraz karışık bir resim bu resim. Ben bunu resmi şöyle okuyorum. Şu anda biz yani bir to yani yıllık rakamlar ortaya çıktığında bu biriktiğinde bu negatif etkiler üretim üzerinde mutlaka bir şeyler göreceğiz. Mutlaka daralmalar göreceğiz ama aydan aya özellikle bu aylarda tam göbeğindeyken biz bu krizin sanayi üretiminde büyük çöküşler, eş zamanlı çöküşler ve devam eden çöküşler görmüyor gibiyiz ilk etapta. Bunun sebebini ben şeye bağlıyorum daha çok. Hani bazı sektörler durduruluyor devlet eliyle ama bazı sektörlerde müthiş bir talep canlanması yaşıyor. Hatta görev veriliyor bazı sektörlere üreteceksiniz, üreteceksiniz, üreteceksiniz diye. Dolayısıyla şu aşamada biraz karışık, tam negatif bir görünüm yok ama biraz karışık bir görünüm var. Bunu görebiliyoruz. İşsizlik oranına baktığımızda yine aynı şey. Yani pek bir şey görmüyoruz henüz. Şimdi mesela burada İspanya'ya bakalım ortada. Zaten çok yüksek. 2008 krizinden biliyorsunuz en kötü etkilenen ülkelerin başında geliyor. Zaten çok yüksek bir işsizlik oranı vardı. Yine mi değişmedi? Biraz zaman tanıyalım mı? Tekrar girmeyeyim. Değişirse bana lütfen haber verin. Ben konuşmayı bırakayım gelene kadar. Değişmezse de tekrar yükleyeyim. Değişmedi. Okey. O zaman ben tekrar paylaşayım bu ekranı. Okey. Geldi mi? Tamam. Şimdi işsizlik oranına baktığımızda İspanya dediğim gibi burada ortada zaten çok kötü bir durumda. 2008'den kötü bir işsizlik oranıyla geliyor. Toparlayamadı ekonomiyi hiçbir şekilde. Orada ve çok çok kötü etkilendi. Orada bir artış olduğunu, önemli bir artış olduğunu görebiliyoruz son ay. Mavi rakam Mart ayı rakamı. Ama yani sağdaki Mart daha açık olan, soldaki de dönem başı yani Kasım rakamımız. Ama örneğin İtalya'da düşüş görüyoruz. İtalya'nın da yüksek işsizlik oranı 2008 krizinden bu yana kötü etkilenen bir ülke ama hani Mart ayında bakıyoruz düşmüş. Ekonomik tedbirler nedeniyle bunu öngörüyoruz. Fransa'da biraz artmış ama hani bu böyle kalır mı kalmaz mı onları şu anda öngöremiyoruz. Almanya'da hafif bir yükselme var onu görüyoruz. İşte Kore'de inmiş çıkmış. Genel olarak Avrupa Birliği'nde bir artış Mart ayı rakamı olmamakla birlikte hani henüz büyük bir işsizlik problemi görmüyoruz. Ama ABD'de görüyoruz. Mart ayı rakamına baktığımızda ABD'de Amerika'da işler çığırından çıkmış gibi görünüyor. Nitekim hatırlayın Amerikan Hazine Bakanı işte büyük buhran büyük buhran daha Nisan başında işsizlik oranı %20'yi aşabilir dedi. Yani hatırlayın
büyük buhranda %25, yani %20 inanılmaz bir şey Amerikan ekonomisi için, inanılmaz bir işsizlik oranı. Dolayısıyla işsizlikte henüz Avrupa'da ekonomik tedbirlere bağlı olarak çok büyük değişmeler görmediysek de görebileceğimizi bazı ülkelerin rakamlarından hissedebiliyoruz. Şimdi burada PMI, işte Purchasing Managers Index, satın alma müdürlerinin beklentileri, gelecekle ilgili beklentileri öncü gösterge olarak önemli. Burada örneğin ihracat siparişleri mavi çizgi. Bakın 2008 krizindeki düşüşü aşmış durumda. Hani bu da bize önümüzde olağanüstü bir ekonomik dönemin henüz günün göstergeleriyle yansımamış boyutta bir ekonomik değişme, ekonomik daralmaya işaret ettiğini gösteriyor bir öncü gösterge olarak. Yine mi değişmedi? Hay Allah, bu böyle çok zor. Böyle. O zaman hemen tekrar. Hani bunu şöyle yaptım. Bana uyarıldık da slide Panopto'ya da kaydalıyoruz aynı zamanda. O yüzden PowerPoint'tan gösteriyorum. Panopto kaydımın da düzgün olması için burada paylaşmıyorum dosyayı. O nedenle yaşadığımız bir aksaklık bu. Ama YouTube kanalına konacakmış videomuz. O yüzden Panopto kaydı da önemli. Affınıza sığınıyorum o yüzden. Bunu bu şekilde yapalım. Şimdi geldi, ümit ediyorum. Slide değiştiyse, PMI indeks geldiyse isterseniz orada işaret ettiğim noktaya geri dönelim. Bu mavi en sağda en son veri değişti mi acaba slide, Muhittin Hocam? Tamam. 2008 krizi boyutunu aşmış vaziyette. Hani dolayısıyla bu bizim için önemli bir öncü gösterge, önemli bir korkutucu öncü gösterge. Umarım bu da değişmiştir. Burada da gene imalat sanayi çıktıları görünüyor. Gördüğünüzü anlıyorum. Sağ olun. Şimdi soldaki barlar, yani mavi ve gri iki bar var. İkisi de solda birçok ülke için. Sol daralma anlamına geliyor, solda olması. Rakamların bir, yani bunun anlamı bir ay öncesine kadar ne kadar daraldığı, sol tarafta olması. Mart ayında daralmışmış, bu çok yeni açıklanan bir veri. Nisan ayında iyice daralma büyümüş. Ufacık bir Çin var şurada, belli belirsiz sağ tarafa geçmiş. Ufacık bir artış var Nisan ayında Çin ekonomisinde. Ama dünyanın geri kalanında ciddi bir daralma. Şimdi bu da bizim için işte, yani bizi oldukça daralan bir küresel ekonomi bekliyor düşüncesine götüren öncü göstergelerimizden birisi. Ben slide değiştirdim ama burada grafik ya da şey yok. Görmüyorsanız o kadar önemli değil. Konuşacağım. Çok sevindim. Tamam. O zaman şimdi COVID, bunları gördük. COVID-19 küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek? Belki temel olarak üç kanaldan etkileyecek. Bir üretimi etkileyecek. Bu direkt etkilerden bahsediyoruz. Arz üzerinde üretim durduruluyor. Şirketler kapanıyor. Dolayısıyla arz daralıyor. İkincisi tedarik zincirleri aracılığıyla etkileyecek. Çünkü tedarik zincirlerinde ciddi aksaklıklar ve tıkanıklıklar yaşandı bu süreçte ve bunlar daha uzun sürebilir, bazıları kalıcı hale gelebilir. Bu da çok çok önemli. Arzı daha endirekt etkileyecek bir kanal. Ve talep tarafında da hani şirketler, kişiler, piyasalar üzerinde bir takım finansal etkiler olacak. Şimdi ana iktisadi aktörler açısından bakarsak, şirketler ve hane halkları bizim için ana iktisadi aktörler. Şirketler için ana şeyler, etkiler, aksayan tedarik zincirleri, iş gücü arzı, değil mi? Çünkü iş gücü piyasalarında bir takım aksaklıklar ortaya gelecek. Eğer hastalık, şu anda öyle değil, gençler fazla hastalanmıyor ama
İspanyol gribi gibi bir grip olsaydık hastalanan kişiler yüzünden iş gücünde bazı aksaklıklar oluşabilirdi. Ama yine de karantinalar yüzünden iş gücü aksıyor. Seyahat edenler karantinaya gidiyor, işte boğaz ağrıyanların 15 gün evden çıkmaması gerekiyor gibi iş gücünün arzında bir takım aksayan şeyler var. Ve tabii gelirlerinde düşüşler var şirketlerin çünkü talep daraldı. Kimi şirketler ise kapandı, kapatılıyor devlet eliyle kapanmaları söylendi. Hane haklarında ise sekteye uğrayan bir istihdam sorunu var. Ücretsiz izne çıkarılabiliyorlar Türkiye'deki uygulama veya yani işten çıkarılabiliyorlar veya yani bir şekilde şirketlere devlet diyelim destek oluyor. Türkiye'den bahsetmiyorum. Ücretlerinin belli bir kısmını alabiliyorlar devletten ancak bütün ücretlerini daha önce alışık oldukları kazandıkları ücreti alamıyorlar. Dolayısıyla istihdam ve ücretler üzerinde bir etkisi var. Bu da aynı zamanda harcamalara yansıyor. Şimdi bir ölçek etkisinden bir de bileşim etkisinden söz etmek mümkün. Bunu yani iki gruba ayırmak lazım. Çünkü devletlerin bu iki etkiyle de farklı şekilde savaşmaları gerekiyor. İkisi için de farklı politikalar üretmeleri gerekecek. Birisine bileşim etkileri diyebiliriz, birisine ölçek etkileri diyebiliriz. Bileşim etkilerinden şunu kastediyoruz. Bazı mal ve hizmetlerin talebinde büyük bir düşüş görüyoruz. İşte örnekler seyahat, konaklama, restoranlar, eğlence, dayanıklı tüketim malları gibi. Ama bazı mal ve hizmetlerin talebinde de büyük bir artış görüyoruz. Buna da örnek işte sağlık hizmetleri, maskeler, solunum cihazları, kolonya, temizlik malzemeleri, yazılımlar. Çünkü hepimiz artık bilgisayar başındayız, işlerimizi bilgisayar başında yapmak zorunda kalıyoruz. Bileşimden kastımız bu. Sektörel dağılım, yani eşit olarak etkilemiyor her sektörü bu kriz. Diğeri ise ölçek etkisi. Bu da çıktı ve istihdamda müthiş bir daralma. Ölçek etkisi de bu. Bunların ikisiyle de savaşılması gerekecek. Şimdi gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeleri de biraz farklı düşünmek lazım. Tamam, gelişmiş ülkeler çok etkilendi gibi görünüyor şu andaki rakamlara göre salgından ama bunun iki soru nedeni olabilir. Birincisi bu ülkelerdeki rakamlar daha güvenilir. Bu ülkeler biraz daha şeffaf. Diğer ülkelerde nüfuslar belki daha genç. Daha genç nüfus hastalıktan o kadar ölümcül olarak etkilenmiyor ancak nihayetinde bu virüs genç insanları da etkiliyor ve o ufak istatistikler bile bu virüs yayıldığı zaman büyük maliyetlere neden olabilecek gelişmekte olan ülkelerde. Şimdi bütün ülkeler gelişmiş veya gelişmekte olan karantina uygulamaları yaptılar. Geniş kesimler eve kapandı, iş yerleri kapandı. Aşağı yukarı bunu birçok ülkede görebiliyoruz. Ama gelişmekte olan ülkelere ilk bir tehdit var. Emtia fiyatlarındaki düşüşler. Bazı gelişmekte olan ülkeler bunlara muhtaç. Yani ekonomileri bunlara dayalı. Onlar için ek bir problem bu piyasalardaki. Çünkü piyasaların ne kadar etkilendiğini görüyoruz. Borçlular gelişmekte olan ülkeler ve dolar cinsi borçlular ve hani dolar karşısında çok müthiş meblağlara ulaşmış vaziyette bu ülkelerin borçları. Turizme dayalı bir sürü gelişmekte olan ülke var. Turizm öldü ne zaman tekrar canlanabileceği konuşulmuyor bile. Yani hani yani birkaç yıl alabileceği konuşuluyor ve hiçbir zaman eskisi kadar rahat insanların belki seyahat etmeyeceği düşünülüyor bayağı bir dönem. O zaman hani bazı ülkeler için turizmin yok olması, hani kısa dönemde bile yok olması, salgının tam bu sene yaz dönemi öncesine denk gelmiş olması ciddi bir problem. Çalışanlar açısından baktığımızda da eşitsizlikler görüyoruz. En fazla yani çalışanlar çok etkilendi. İşsizlik, büyük bir işsizlik artış bekliyoruz. Çalışma saatlerinde büyük bir düşüş var. Bunun anlamı çalışanların gelirlerinde büyük bir düşüş. Ama herkes yine eşit etkilenmedi. En çok etkilenenler az kazananlar, dar gelirliler, düşük ücretliler, gençler, kadınlar, mavi yakalılar, işsizler tabii çünkü zaten işsizler iş bulamıyorlardı ve zaten hani bir ekonomik
sorunla yüz yüzeydiler. Şimdi yani iş bulma ihtimalleri iyice azaldı. Biz artık yeni işsizler ordusundan bahsederken var olan işsizlerin iş bulma ihtimali giderek azalıyor. Ve kendi işini yapanlar, kendi işinde çalışanlar bunlar çok etkilendi. Türkiye'de de kapanan sektörlere baktığımızda hani ağırlıklı olduğunu görebiliyoruz kendi işini yapanların. Peki hedef ne? Yani hedef de bir halk sağlığına zarar vermeden en kısa zamanda ekonomiyi tekrar açmak ve eski ekonomik duruma geri dönebilmek. Ama bu o kadar kolay olamayacak. Devletler şu anda ekonomilerini destekliyorlar ama canlandırmaya çalışmıyorlar. Bir anlamı yok canlandırmaya çalışmanın. İnsanlara evinizde oturun diyoruz. Yani ekonomi zaten duraksamış vaziyette. Destek sadece üretim tamamen durmasın. İnsanlar, işsizler ordusu tamamen artmasın. Ve ekonomi tekrar hani bir canlanmaya başladığı zaman her şey sıfırdan başlamasın. Kaldığı yere oldukça yakın bir noktadan devam edebilsin diye. Kayıplar, bu duraksama döneminin yarattığı kayıplar çok yıpratıcı olmasın diye. Farkındayım, gene kaybettim. Ben tekrar paylaşacağım ekranımı ama dediğim gibi çok önemli bir şey yoktu. Ama ekonomiyi açtıktan sonra artık gündeme tabii ekonomiyi canlandırmak için yapılacak, alınacak önlemler ve yapılacak şeyler de girecek. Şimdi ekonomik yardımları belki konuşmak gerek. Gerçi zamanımız da azaldı, bayağı da uzattım. Buraları hızlı geçeyim. Biliyoruz yani bir devasa ekonomik tedbirler. Ama bunlar nerelere yoğunlaştı? İşini kaybeden veya ekonomik problemler yaşayan insanlara bir takım destekler, yardımlar. Talebin tamamen çökmesini engellemek için işte helikopterle para vermek dediğimiz uygulama, herkese işte belli bir para vermek. Her vatandaşa, bazı ülkeler bunu yaptı. Ve şirketlere likidite sağlamak bir şekilde ekonomi düzeldiğinde hala yaşıyor olsunlar ve iş yapmaya başlayabilsinler diye. Ama tabii bu iş bu kadar basit değil. Ekonomiyi kapatmak işte evde ışıkları kapatmaya benzemez. Tekrar ışığı açtığınız zaman kaldığı yerden, yani tekrar ekonomi hadi başlasın dediğinizde kaldığı yerden başlayamayacak. Bazı kalıcı zararlar olması kaçınılmaz. İnsanların işe gidememesi, şirketlerin batması gibi şeyler oluyor. Daha fazla olacak. Bu iş uzadıkça olacak. Tedarik zincirlerinde kalıcı sıkıntılara neden olabilir ya da kısa vadede atlatılamayacak sıkıntılara neden olabilir. Bunları henüz biz görmüyoruz. Görünür olmadı bunlar. Çünkü ekonomiler henüz açılmadı. Tabii devletlerin mali yapılarında bozulma, bu da çok önemli bir problem. Şu anda kimse önemsemiyor çünkü sağlığa bir tehdit var. O yüzden devletler yani yapmak zorunda bütün bunları. İnsanları korumak zorunda, hastaneleri ayakta tutmak zorunda, ekonomiyi, insanların ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Ama bu tabii ki büyük bir maliyet. Sonuçta borç sorunu yaşayan, gelişmekte olan ülkeler var. Yani her ülke için aynı oranda bir sorun olmamakla birlikte bazı ülkeler için bu büyük bir sorun. Güney Avrupa ülkeleri bunlardan biri. Hala 2008 krizinin etkisindeler. Gelişmekte olan ülkeler için bu büyük bir sorun. Salgın sonrası ekonomileri açacağız. Sıra canlandırmaya gelecek ve o zaman yine fona ihtiyacı var devletlerin. O zaman gene borçlanma gerekecek. Yani bu nasıl dönecek bu çark? Faizler çok uzun zamandır beri düşük. 2008 krizinden beri. Dolayısıyla gelişmiş ülkeler bir şekilde finansal piyasalardan borç bulabilecek ve borçlarını çevirebilecek herhalde, ama gelişmekte olan ülkeler için bu iş o kadar kolay olmayacak. Ve az gelişmiş ülkeler özellikle ne yapacak? Bir şekilde onlara bazı fonların ulaştırılması lazım. Yerel yönetimler. Yerel yönetimlerin zaten çok katı bütçe kısıtları var. Gelirleri müthiş düştü. Harcamaları müthiş arttı. Borçlanmaları kolay değil yerel yönetimlerin, devletler gibi. Dolayısıyla yerel yönetimlerin etkin olmasına da çok ciddi ihtiyacımız var salgın süreçlerinde. Bunlar ne olacak? Borçluluk. Şimdi borçluluk da tamam, devletler borçlandı ama şu anda Covid-19 işte derken hani içinde nasıl bir ekonomik
dünya içinde bu COVID-19 krizine yakalandık. Borçlu bir şekilde yakalandık. Hane halkları, şirketler çok borçlu. Ve bu borçluluk ortamında yeni bir krize giriyoruz. Borçların artması gerekecek. Şu anda örneğin Türkiye'de alınan tedbirler gidin borçlarınızı arttırın demekle eşdeğer zaten borçlu olan hane halklarına. 2008 krizini zaten bu yaratmıştı, bu yüksek borçluluk. Faizler 2008 krizinden beri düşük. Bu nedenle borçluluk artmaya devam etti. Yani şu anda bizi 2008'e götüren o dengesiz yüksek borçluluk durumuna yeniden geldik. Hatta onu geçtik. Yani kıyasladığımız zaman 2008 öncesi ve şimdiye ki bunlar bayağı sık yapılıyordu işte bu COVID-19 gündemimize girene kadar. Bir 2008 vari problem içinde bulmamız kendimizi zaten bekleniyordu. Şu anda bir de COVID-19 çıktı ve şu anda gene insanların borçlanması gerekecek muhtemelen ve borçluluklarının artması gerekecek. Şimdi çok hızlı geçeceğim. Bunları hatta bu 2008 krizinde yani görsel olarak çarpıcı bulduğum için ortaya koydum. Mavi alan 2008 krizi. Bunlar da politika faizleri. İşte gene Amerika var burada, Avro Birliği var, Avro ülkeleri, İngiltere var. Görüyorsunuz faizlerin durumunu. Sıfıra, değil mi? Sıfıra yakın politika faizleri. Amerika tam yükseltmeye başlamıştı yavaş yavaş. O da sekteye uğradı o süreçte. Tekrar faizler sıfır bandında seyredecek. O zaman bu reel faiz oranlarını aynı şekilde etki ediyor. Çok 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 düşük faiz oranları. Ortam bu. Bunun da değişmesi bu şartlarda mümkün gözükmüyor. Bundan sonraki 2008'den beri 10 yıldır değişmiyorsa hani bir 10 yıl daha belki bu faizler değişemeyecek bu ortamda. Şimdi büyük bir başka sorun da merkez bankaları üzerinde ciddi bir yük var. Merkez bankalarının bilançoları çok bozuldu 2008 krizinden sonra. Merkez işte parasal genişleme politikaları dediğimiz politikalar uyguladı ülkeler ve bir sürü şey satın aldılar. Bir sürü piyasadan bankaların hisselerini satın aldılar. Şu bu. Bilançolarının ne kadar değiştiğini bu grafikte görebiliyorsunuz. İşte şeye bakmayın. Daha aşağıda reel gayri safi yurt içi hasıla ve fiyatlarla ilgili çizgiler var. Bunlar yatay gördüğünüz gibi. Ama 2008 krizinden sonra bu yükselen çizgiler merkez bankalarının bilançolarındaki toplam varlıklar. Şimdi üzerine bir de COVID-19 geliyor. Biz gene aynı şeyi yapmalarını bekliyoruz ve yapıyorlar. Yani şu ana kadar 2008 krizinde 3 yılda yaptıklarını neredeyse 15-20 gün içinde yaptı devletler. Yani ve şeyler merkez bankaları aracılığıyla da yaptılar bu tedbirleri. Hani bu iş nereye kadar devam edecek? Nereye gidecek? Bunlar hep cevap aradığımız sorular. Az gelişmiş ülkeler. Borçları ne olacak? Zaten borçlular. Yani borçlarını biz affetmezsek ne olacak bu ülkeler? Tekrar bir Latin Amerika borç krizini sizler hatırlamazsınız ama dünya bunu yaşadı. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin borç batağına batıp bu borçlarını ödemediği zaman içlerine düştükleri durumu gördü. 1982 Latin Amerika borç krizinde. Bu çok yıkıcı ve çok uzun süre çok ülkeyi etkileyen bir ekonomik dönem. Bir benzerinin yaşanmaması gerekiyor. Nitekim burada hani ülkeleri de kendi kaderlerine terk edemeyiz. Çünkü hiçbir kimse de hiçbir ülkede salgınla tek başına mücadele edemez. Dolayısıyla az gelişmiş ülkelerin de salgınla etkin mücadele etmesine ihtiyaç duyduğumuz bir tehdit karşısındayız. Yani bunlara çözüm üretilmesi gerekecek. Sağlık sistemleri. Birçok ülkenin sağlık sistemlerinin salgınlarla mücadelede yeterince etkin olamadığı, başa çıkamadığı görüldü. Sağlık sistemlerini güçlendirmek için yeni yatırımlar yapılacak mutlaka. Bu yüksek maliyetten sonra bu gelecek. Ama bunu konuşmadan önce şu geçtiğimiz 3 ayın sağlık sistemlerine getirdiği maliyet zaten çok yüksek.
Ayrıca şimdi hep bunlar henüz rakamlar ve veriler bu kadar açık değil ama görüyoruz ki bu sağlık sistemlerinin etkin çalışmaması çok eşitsiz ve acı sonuçlar doğurdu ve bunları çok konuşmaya başlayacağız. Bu eşitsizlikler iyice görünür oldu. Dolayısıyla mutlaka sağlık sistemlerine ciddi yatırımlar yapılması gerekecek. Tabii bu da bir yeni bir maliyet demek devlete. Tekrar büyük devlet kavramının literatürümüze ve sözlüğümüze girmesi demek. Büyük devlet bir takım temel hizmetlerin devletler tarafından verildiğinde devlet harcamalarının çok artması anlamında kullandığımız bir tabir. Siz yani aramızdaki iktisat mezunları bunu biliyor ama belki diğerleri o kadar aşina değil buna. Mecburen yani bu büyük devlet giderek erimişti. Özellikle 80'den sonra devletlerin iyice küçülmesi gündeme gelmişti. Avrupa devletleri küçülmedi ama biz küçüldük, Amerika küçüldü. Bunların tekrar büyüyeceğini sanırım göreceğiz. Birçok cevap aradığımız soru var. İşte bütçe açıkları bu devletlerin hani mecburen yapıyoruz, yapsınlar istiyoruz, yapın diyoruz devletlere. Ama hani biz endişelendirmeli mi bu bizi? Nasıl finanse edilmeli bu yapılan harcamalar? Bir resesyon olacağı yani da konusunda hemen hemen herkes her hemfikir ama nasıl olacak bu resesyon? Daha uzun vadede küreselleşmenin sonu mu geldi yoksa bu salgın bize uluslararası koordinasyonun önemini mi hatırlattı? Biz acaba bundan sonra daha mı farklı bir uluslararası koordinasyon ikliminin içinde bulacağız kendimizi? Sosyal güvenlik ağının önemi tekrar ortaya çıktı. Halk sağlığının önemi. Bu bir takım devletlerin politikalarına yansıyacak mı? Bazı ülkelerin politikalarına mutlaka yansıyacak ama ne kadar hani dünya geneline baktığımızda ne kadar yansıdığını göreceğiz. Popülizm nedeniyle çok kısa vadeli politikalar uygulandığına şahidiz yakın dönemimizde. Artarak hemen hemen her ülkeye bu sirayet eden bir durum oldu. Halbuki yani bunun da bir cezasını çekiyoruz. Çünkü sağlık sistemlerinin içinde bulunduğu durum biraz yani biraz değil tamamen bunun eseri. O yüzden bu olaydan sonra devlet yönetiminde ve siyasette acaba daha uzun vadeli bir perspektif yaygınlaşabilir mi? Ümit ediyoruz öyle olur. Artık uzmanların dediği gibi bundan sonra salgınlarla yaşayacaksak COVID-19 elbette bitecek, aşı elbette bulunacak ama artık ileride de salgınlar daha ufak çapta ve belki daha bölgesel salgınlar ama salgınlar göreceğimizi kabul edersek acaba daha az tüketim ve daha çok yatırım yeni felsefemiz olabilir mi en azından orta vadede gibi sorular. Ben burada keseyim, fazla uzattım biliyorum. Ayrıca tartışmak istediğiniz bir şey varsa veya soru varsa chat